Yeni bir mecradan merhaba. Bugünkü konuğum Optimar Araştırma Başkanı Sayın Hilmi Daşdemir. Sayın Daşdemir yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını canlı yayında ilk defa bizimle paylaşacak. Hem bu araştırmanın sonuçlarını hem de erken seçim, yeni seçim sistemi tartışmaları gibi konuları konuşacağız. Hilmi Bey, öncelikle bu yaptığınız kamuoyu araştırmasının künyesi hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Yaptığımız araştırma Türkiye genelinde 2200 kişiyle hem yüz yüze hem de telefon anketleriyle gerçekleştirdiğimiz bir metotla, bu salgın sebebiyle biraz hibrit bir model uyguluyoruz. Telefonla yaptığımız araştırmaların da belli ölçüde daha sağlıklı olmasına, belli ölçüde yüz yüze de yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Ne sordunuz bu araştırmada? Tabii biz her ay yapmış olduğumuz Türkiye'nin nabız araştırmasını öncelikli olarak abonelerimiz var. Onlarla paylaşıyoruz ve burada siyasi partilerin oy oranları, onun dışında gündemle ilgili sorular, yeni parti ihtiyaçları ve buna benzer konuları kamuoyundan öğrenmeye çalışıyoruz. Siyasi partilerin oy oranına ilişkin elde ettiğiniz veriler neler? Baktığımız zaman kararsızlar dağıtmadan AK Parti'nin %33.3, dağıttıktan sonra 40.3 olduğunu, CHP'nin %18.6, dağıttıktan sonra 22.6 olduğunu, İYİ Parti'nin 8.3 dağıttıktan sonra 11 olduğunu, HDP'nin 8.8 dağıttıktan sonra 10.7 olduğunu, Milliyetçi Hareket Partisi'ni dağıtmadan 9 dağıttıktan sonra 9.6 olduğunu, Deva Partisi'nin 1.4 dağıttıktan sonra 1.6 olduğunu, Saadettin binde 9 ve dağıttıktan sonra binde 4 olduğunu, Gelecek Partisi'nin de binde 4 ve binde 5 olduğunu, Yeniden Refah Partisi'nin binde 3 dağıttıktan sonra binde 4, Büyük Birlik Partisi'nin de binde 3 dağıttıktan sonra binde 7 olduğunu yaptığımız şeyde, bu çalışmada görüyoruz. İttifaklar şeklinde bir şeyiniz oldu mu, sorunuz? Ya burada ittifakları da görüyoruz zaten. İttifakları da topladığımız zaman ittifakların, Cumhur İttifakı'nın hemen %50 bandında, sınırında, daha doğrusu tam sınırda olduğunu görüyoruz. Ama biz daha önceki yaptığımız birçok araştırmada 51, 52, 50.5 gibi bir oranda Cumhur İttifakı'nı gördük. Ama bundan sonraki süreçte siyasette yeni kurulacak partilerin süreci şekillendireceğini öngörüyoruz. Yeni partiye ihtiyacına ilişkin ne gibi veriler var elinizde? Tabii Türkiye'de yeni parti ihtiyacı, özellikle Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın MHP'de başlattıkları süreçte bizim gündemimize geldi. Her yaptığımız Türkiye'nin nabız araştırmasında yeni parti ihtiyacını da sormuştuk. Bu çerçevede yeni parti ihtiyacının %25-27 olduğu dönemler oldu. Şu anki süreçlerde bunu ikiye ayırabiliriz. İstanbul seçimleri, daha doğrusu yerel seçimler ve yerel seçimler sonraki süreç olarak değerlendirebiliriz. Yerel seçimler özellikle kamuoyunda belli ölçüde muhalefet ihtiyacını ortadan kaldırılan, belli ölçüde muhalefet ihtiyacını tatmin eden bir sürece sevk etti kamuoyunu. Neden? İşte Ankara ve İstanbul'un Cumhuriyet Halk Partisi'li belediye başkanları tarafından alınmış olması belli ölçüde de yeni parti ihtiyacını birazcık azaltmış oldu. Ama geldiğimiz süre açısından bakıldığı zaman Türkiye'de %15 ila 20 arasında bir yeni parti ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. Buna ilişkin olarak Muharrem İnce'nin kuracağı parti var. Diğer taraftan Sarıgül'ün kurduğu parti var. Ve işte HDP içerisinde tartışmalar var. Bunlar siyaseti büyük oranda şekillendirecektir bundan sonra. AK Parti tabanında da yeni parti ihtiyacı var mı? Belli ölçüde var. %3-5 civarında AK Parti içinde yeni parti ihtiyacı var diyenler var. Zaten oradan çıkan iki parti olmuştu biliyorsunuz. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Babacan Abdullah Gül ikisinin Deva Partisi. Bunların etkilerini de zamanla göreceğiz. Araştırmanıza göre şu an mecliste grubu bulunan 5 parti sanırım barajı aşabiliyor.
Evet, hangi baraj diyeceğiz? %10 barajı. Şimdi bu barajın da düşürüleceğine dair tartışmalar var. Hükümetin bu konuda bir hazırlık yaptığı söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ben barajın düşürülmesini bekliyorum. Yani bu süreç açısından bakıldığı zaman ben %1 ya da %3'lük bir barajın daha Türk siyaset ve demokrasisi açısından daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ancak muhtemelen %5'lik bir barajla önümüzdeki süreçte tanışacağız. Bunun etkisi siyasette elbette belirleyici olacaktır. Yani yeni partilerin de buradaki şeylerini, potansiyellerini açığa çıkarmaları ya da kendileri göstermeleri açısından da önemli olabilir. Barajın örneğin %5'e düşürülmesi ittifaklar açısından Millet İttifakı'na mı Cumhur İttifakı'na mı daha çok yarar? Aslında Millet İttifakı bloğu belli oranda kendisini belirlemişti. 24 Haziran öncesi süreçte, daha sonraki oluşan yerel seçim sürecinde Davutoğlu ve Babacan oradan çıktı. Ancak Davutoğlu ve Babacan'ın oluşturduğu tabanın oluşacağı o zamanki süreç açısından da bunlara yakın isimler vardı. Onlar da muhalefet adaylarına oy vermişlerdi. Orası büyük oranda belirli olduğunu ve bundan sonraki süreçte ben üçüncü bir yol arayışının oluşabileceğini bekliyorum. Siyasetin belli alanlarında bir gri ton var. Bu gri tonun bunu Kürt siyasal hareket içinde söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi tabanında oluşan muhalefet hareket içinde söyleyebiliriz. Bunlar ne Cumhur İttifakı içerisinde ne Millet İttifakı içerisinde değiller. Ama HDP Millet İttifakı ile birlikte genel olarak, taktiksel olarak birlikte hareket ediyor. Bu süreçte gerek Altantan'ın eleştirileri, gerekse Ayhan Bilge'nin eleştirileri sonucunda bir partileşme olursa orada bir daha farklı bir sürecin gelişeceğini ve yaptığımız o anlamdaki araştırmalarda da bunun görüldüğünü, gözlemlendiğini de söyleyebilirim. Cumhur ve Millet İttifakları'nın dışında üçüncü bir ittifak mı oluşabilir demek istiyorsunuz? Yani ittifak denilebilir mi bilmiyorum ama tabii Muharrem İnce ile diğer Altantan, Ayhan Bilgen çok farklı süreçlerde isimler. Ancak ben öbek öbek bir grileşme, tam olarak Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı içerisinde göremeyeceğimiz bir sürecin gelişeceğini öngörüyorum. Çünkü doğası gereği kendi içerisinden çıkan bir hareketin o harekete daha muhalif bir söylem geliştireceğini, genel siyasete de eleştirisi olsa da kendisini herhangi bir yerde tanımlamaya çok gerek duymayacağını öngörüyorum ben. Hocam, hem sizin araştırmanızda hem diğer araştırmalarda ortaya çıkan tabloya göre ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı net %50'yi bulabilir diyemiyoruz. %10 civarı bir HDP'nin oyu var. Bu seçimin anahtarı biraz Kürtlerin elinde diyebilir miyiz? Yani bakılırsa belli ölçüde Kürtlerin, Kürt seçmenin elinde. Diğer taraftan bakıldığı zaman da İYİ Partililer de diyor ki bu seçimin anahtarı bizde diyor. Yani nereden baktığınıza bağlı ve kitlenin ne şekilde hareket edeceğini öngörmenize bağlı. Tabii Kürt seçmeniyle özellikle Kobane olaylarıyla başlayan o siyasal kimlik üzerinden gelişen süreç, sonra Hendek olaylarıyla başlayan bir sorgulama süreci, bunlar iki farklı gerçeklik. Bu gerçeklik üzerinden Kürt halkı siyasete bakıyor. Nitekim her ne kadar farklı değerlendirmeler olsa da bir araştırmacı gözüyle bakacak olursam ben 31 Mart seçimlerinde Doğu Güneydoğu'da ortalama %20 civarında bir HDP oyunda düşüş var. Bu önemli bir gösterge. Batıdaki Kürt seçmeni ile Doğu Güneydoğu'daki Kürt seçmeni artık farklı davranıyor. Çünkü batıdakiler daha çok kimlik üzerinden olayı değerlendiriyorlar. Doğudakiler, Güneydoğudakiler birazcık daha kimlikle birlikte güvenlik ve huzur üzerinden değerlendiriyorlar. Buna ilişkin olarak da hem PKK'nın
hem de HDP'nin sorgulandığı bir sürecinde geliştiğini gözlemliyoruz. AK Parti'nin işte MHP ile ittifakı, milliyetçi bir söyleme dönüşü Kürtlerde nasıl bir karşılık buluyor? AK Parti'deki bu düşüşün nedenlerinden biri de Kürt seçmen mi acaba? Yani belli ölçüde var bu süreç, ancak bu sürecin bugüne ilişkin bir söylemden dolayı değil, geçmiş o az önce bahsetmiş olduğum o Kobani olaylarından başlayan süreçle ilintilendiriyorum ben. Orada bir kemik, bir siyasallaşmış Kürt seçmen oluştu. Onun üzerinden bakıyorlar. Zaten onların da birdenbire bazıları HDP'den gidip AK Parti'ye geçeceğini varsayıyorlar ya da öngörüyorlar. Ben o şekilde düşünmüyorum. Orada bir gri alan oluşacaktır. Nitekim bunların bir kısmı Ali Babacan'a daha yakın duruyorlar. Bunu zamanla göreceğiz. Ali Babacan partisine, Deva Partisi'ne ya da Gelecek Partisi'ne bir yönelme var mı? Böyle bir tespitiniz var mı? Kısmi olarak var diyebiliriz. Özellikle Ali Babacan'a. Çünkü o daha liberal bir söylem üzerinden siyasetini şekillendiriyor, kurguluyor. Kısmi bir o yönde bir eğilim var. Ama o çok sınırlı. Son zamanlarda erken seçim, özellikle muhalefet erken seçimi gündeme getiriyor, dile getiriyor. Siz bir erken seçim öngörüyor musunuz? Ben öngörmüyorum. Neden derseniz erken seçim kararı aldığı zaman hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de AK Parti'nin kendi iktidar döneminden kullanmış olacak. Bu sistemle de zaten iki dönem aday olma gibi bir durumu söz konusu. Bu çerçevede bakıldığı zaman iktidar açısından mantıklı değil. Aslında muhalefet açısından da mantıklı değil ama muhalefet bunu bir propaganda aracı olarak kullanıyor ve kullanmakta da belki kendileri açısından haklı olabilirler. Türkiye'nin şu anda öyle bir erken seçime gidebilecek bir durumun olduğunu da ben düşünmüyorum. Bir erken seçim ihtimali yoksa hükümet neden yeni bir seçim sistemi arayışına giriyor? Bu seçim sistemi arayışı bugünden yarına hemen kanun çıkar çıkmaz oluşabilecek bir süreç değil. Sadece hem AK Parti'nin kongresine hem diğer süreçlere bakacak olursak bu 2023'e giden yolda hükümetin kendi şeylerini, sistemini oturtması ve diğer taraftan da bu sürecin oturması açısından gündem almış olabilir. Zaten konuşulduktan bu zamanda neredeyse bir yıl geçti. Bir yıla kadar da burada herhangi bir kamuoyuna yansıyan, şekillenen bir şeyde tasarıda görmedik. Hocam, Cumhur İttifakı'nın geleceği hakkında ne düşünürsünüz? AKP, AK Parti, MHP ortaklığı sürdürülebilir mi sizce? Tabii tüm ortaklıklar için bir takım riskler var. Ancak Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına bakıldığı zaman bu ortaklık devam edecek gibi duruyor. Yani önümüzdeki süreçte ne olur bilemeyiz. Ancak ben bunun devam edeceğini, herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşanmayacağını öngörüyorum. Sayın Erdoğan MHP ile seçimi kazanamayacağını anlarsa ne yapabilir? Yeni ittifaklara mı yönelir? Nasıl bir yol izler? Ya bunun için bu şeyini, Cumhur İttifakı yelpazesini belki genişletmek isteyebilir. Bu da gayet doğal. Orada işte AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin o süreç içerisinde değerlendirildiğini görüyoruz. O Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığını biliyoruz. Daha sonraki süreçte bu ittifakın genişlemesi ya da buna benzer bir durum söz konusu olabilir ama asıl mesele biliyorsunuz yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Burada da oluşabilecek bu İYİ Parti içerisindeki kendi Ümit Özdağ'ın iddiaları ve bundan sonraki gelişen süreçler nereye varacak, nereye evrilecek bunu çok öngöremiyoruz. Ama orada da bir kendi içlerinde sorgulama olduğunu biliyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Orada bir kendi içerisinde bir muhalefet var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde baktığımız zaman Sarıgül Partisi'ni kurdu. Muharrem İnce de yakında partisini kuracak. Bunu da bir tarafa koyalım. HDP içerisindeki süreç, ki HDP'nin ben kapatılacağını düşünüyorum. HDP içerisindeki bu hem muhalif sesler açısından bakıldığı zaman Ayhan Bilgen'le Altan Tan, her ne kadar ikisinin de geçmişi bir taraftan muhafazakar bir gelenekten gelmiş olsa da ben ikisinin farklı kişilikler olduğunu düşünüyorum.
bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Ancak HDP kapatılırsa HDP'nin yerine kurulacak, HDP misyonunu devam ettirecek partinin oyunun da maksimum %7 olabileceğini, daha yukarıya çıkamayacağını öngörüyorum yaptığımız araştırmalara dayanarak. Burada da oluşacak bir süreç var. Temel olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçilemezse ikinci turda seçilme ihtimali olacak. Bu sebepten dolayı bu gri alanda bulunan partiler ya da seçmen ilk tur için rengini çok belli etmeyecektir. Kendi adaylarıyla seçime girecektir. Olası bir ikinci turda da kendi şeylerini, rengini belli edecek bir süreç yaşanacaktır. HDP'nin kapatılması hem HDP'li olsun olmasın Kürtler üzerinde nasıl bir etki yaratır? Örneğin AK Parti tabanını oluşturan Kürtlerde de bir kırılmaya ulaşmaz mı? Çok oluşacağını zannetmiyorum. HDP tabanında bile HDP'nin kapatılmasını isteyen bir seçmen kitlesi var. Bu da %20 gibi hiç de azımsanamayacak bir oran. Bunu bu çerçevede bakmak gerekiyor. Artık Kürt siyasetinin bir sivil siyaset üzerine inşa edilmesi zamanı geldi, geçiyor. Bunun üzerinde Kürt siyaseti şekillenirse hem ülke hem Kürtler hem de coğrafya daha kazançlı çıkabilir. Hocam sizin araştırmanızda da var. Toplumda ciddi bir azımsanmayacak bir oranda yeni parti arayışları var. AK Parti tabanında da kısmen de olsa var dediniz. Bu son Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki polemiği nasıl okumak gerekir? Bu AK Parti'de Erdoğan sonrasına yönelik bir liderlik çatışması mı, kavgası mı? Yani bunu konuşmak için erken elbette. Abdülhamit Gül'ün bu anlamda çok siyasal kimliği olan birisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Sayın Süleyman Soylu'nun bu anlamda farklı bir şeyi var, geçmişi var. Geçmişte başka bir partinin genel başkanıydı. Siyasette çok çekirdekten başlayan bir isim. Bu çerçevede bu polemik, konjonktürel ve bir ya da birkaç olay üzerinden gelişen bir polemik olabilir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Şeyinde Süleyman Soylu'nun da birçok kez Sayın Erdoğan'la birlikte siyaset yaptığını, daha sonraki için süreç için siyaset düşürmediğini söylüyoruz. Zaman nasıl gerek getirir, nereye doğru sevk eder olayı şu an için o konuda net bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama ikisi bu anlamda değerlendirilecek isimler değil yani. Evet. Son soru, AK Parti tabanda Erdoğan sonrasına yönelik nasıl bir liderlik beklentisi var? Bu yönde bir araştırmanız oldu mu? Yok, yani bu yönde bir araştırma yapmayı da çok erken bulurum. Çünkü elbette sonrası değerlendirilebilir ama herhangi sağlıklı yaşayan bir lideri var AK Parti'nin. O çerçevede bakıldığı zaman da şu an bunları konuşmak için erken. İlerleyen süreçte öne çıkan aktörler üzerinde farklı süreçler değerlendirilebilir. Yaptığımız araştırmalarda görebiliriz ama biz şu an öyle bir çalışma yapmadık. Çok teşekkür ederiz Hilmi Bey. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Optimar Araştırma Başkanı Sayın Hilmi Daşdemir konuğumuzdu. Sorularımızı yanıtladı. Hoşça kalın.